Evet arkadaşlar merhabalar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlarınız olsun. Bir haftaya yeni başladık. Bugün 26 Şubat. Artık ay sonu geliyor. Yani vadeliler ay sonu geldiği zaman hesap kapatmak için bazı pozisyonları kapatırlar. Kredili işlemler olsun, vadeli olsun. Genelde opsiyon olan işlemlerde kapatmalar olur. Onun için ay sonu yaklaşmasından dolayı bugün özellikle takip ettiğimiz zaman endeksi hisse değişimlerinin olduğunu gördük. Yani böyle birçok hisselerde değişimler vardı. Bunları takip ettik. Birçok hisselere para girişleri vardı. Bazılarından çıkışlar vardı. Bunları takip ettik. Özellikle bugün dikkatimi çeken Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları'na bir ara bir baktım 330-340 milyon TL'lik para girişi vardı. Fakat günü negatif kapattı, enteresan. Bir ara baktım emlak konutta 60-70 milyon TL'lik bir çıkış var ama saat 4.30'dan sonra da müthiş bir emlak konutta alış var. Yani hisse değişimleri oluyor. Bunlar dikkatimi çekti. Bunları izleyeceğiz. Panik olmayacağız. Asla panik olmayacağız. Endeksimize birazdan bakacağım. Nereye geldiği zaman panik olalım, sıkıntıya girelim onu anlatacağım. Bir de en çok bana sorulan sorular arasında MIA ve Reader. Arkadaşlar yani ben gitmez demiyorum. Evet birçok görüşmeleri var, anlaşmaları var. Yeni iş anlaşmaları görüşmeleri var. Ondan dolayı hızlı bir hareketler yapıyor özellikle ikisi. Asla al sat tut tavsiyesi olmamak şartıyla şunu söyleyebilirim. Bende var mı? Bende yok. Ben aldım sattım. İzliyorum, risk almamaya çalışıyorum. Yani tamam, tavan tavana serisi devam edebilir. İkisi de 100'ün üzerine çıkabilir. Belki 150'ye gider. Ama dönüşleri sert olabilir. Sert düşüşler olabilir. Beklentiler bittikten sonra bir geriye dönüşü sert olabilir. Eğer elinizde var ise MIA veya Reader ve her ikisi mutlaka stoplu çalışın. Yani tavan mı kapattılar? Ertesi gün sabah seans açılmadan -4-5'e stop noktanızı koyarak yolunuza devam edin. Ne olacağını anlayamazsınız. +4-5 açar, -10'la taban olur. Onun için temkinli ve dikkatli olmak şartıyla o tür hisselerde yolunuza devam edin. Şimdi bilanço dönemi yaklaştı, birçoğu geldi ama muhasebe, enflasyon muhasebesinden dolayı böyle uzadı. Mart sonuna kadar, belki Nisan'ın sonuna kadar hala bilançolar gelecek. Neredeyse birinci çeyrek. Daha 12 aylık bilançolar gelmedi. Neredeyse 2024'ün ilk çeyreğinin bilançosu gününe kadar devam edecek. Bu da bazı hisselerde ve bazı sektörlerde sıkıntı yaratıyor. Mart ayında söylemiştim. Gıda, perakendecilik, çimento ve GEO'lar. Yani ben bunlarda Mart ayı sonuna doğru veya şimdiden de başladı zaten birçoğu takip edilebileceğini düşünüyorum. Endeksimizi önce bir açalım. Sonra MIA Reader hakkında biraz daha konuşalım. Fazla videomuzu da uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar endeksimize baktığımız zaman endeksimizde yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Zaten endeksimizde pozitif yönlü olması da son dakikalarda diyeyim artık bir satış geldi. Herhangi bir sıkıntı var mı? Asla bir sıkıntı yok. Yükseliş kanalı içerisinde pozisyonumuz devam ediyor. Ama dediğim gibi hisse bazlı hareketler olduğu için, hisse değişimleri olduğu için siz diyeceksiniz ki endeks gidiyor ama benim hissem gitmiyor. Yani bunu söyleyeceksiniz. Bunun duyar gibiyim. Onu da özellikle belirteyim. Dikkat edeceğimiz nokta endekste yani ay sonu gelmesinden dolayı, vadelerin kapatmasından dolayı dikkat edeceğimiz nokta 9272 seviyesi. Yani yarın salı denemesek de çarşamba bu noktayı deneyeceğiz diye düşünüyorum. Yani 9272 seviyesi kırılırsa 9187 seviyesi önemli bir destek noktası. Eğer 9187 kırılırsa, bak burada söylüyorum. 9187 kırılırsa ben %50 nakite geçerim. Kısa vadede. Yani satar çıkarım anlamı taşımasın.
Kısa vadede ben buradan bir miktar satışa geçer veya %50 pozisyonumu azaltır, bu noktaya gelip gelmeyeceğini takip ederim. Burası neresi arkadaşlar? 8778 seviyesi. Kırılır da altında kapanış yaparsa, zaten o zaman da videomu çekerim, söylerim, uyarımı yaparım. Yukarıdaki direnç noktamız artık neresi oluştu arkadaşlar? 9404 seviyesi. Gerçekten bu seviye artık bizim için bir direnç seviyesi oluştu. Şu 9404 seviyesi önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıktı. 9404 seviyesi üzerinde 2 seans kapanışı görürsek üzerine atarız. Bugün de attık üzerine. Hatta kaçı görmüşüz? 9430-35'leri 40'ları da gördük ama kapanış yapamadık. Onun için ay sonu geldiği için vadelilerden dolayı bir satış yiyor. İşte yani satıyorlar yani açık açık. İndikatörümüz zaten günlükte al vermeye devam ediyor. Herhangi bir problem. Günlük gayet güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Onun için bu noktalar aklınızda tutun. 9404 seviyesi önemli bir üst direnç noktasıymış. Alt destek noktasımız nereymiş arkadaşlar? Şöyle biraz büyüteyim. Yani şurada yeşille çizdim. 9272 önemli bir destek. Yarın veya çarşamba deneyeceğiz. Eğer altına sarkarsa 9187 seviyesine kadar da bir geri çekilme yaşayabiliriz. Buranın altındaki kapanış bizim %50 stop noktamız neden? Buraya geldiği zaman bunun altındaki kapanış hızlı bir şekilde bizi yani bu aşağıya kadar çakar. Nereye kadar çakar? 8778. Bu da ortalama buradan tuttuğumuz zaman yani kırıldıktan sonra %4'lük 4,5'lük bir düşüş anlamı taşır. Bu da hisseler üzerinde çok olumsuz etki yaratır. Yani endeks %4 düşerse hisselerimiz %15'e yakın aşağıya gelebilir. Onu da özellikle uyarmak istiyorum. Şimdi gelelim Reader ve MIA meselesine. Arkadaşlar gerçekten ben riskli gördüğüm için ben o tür hisseler, ben hani borsada risk almıyorum. Ben borsada daha sağlam, daha güçlü, böyle beni sıkıntıya sokmayacak, yatağa kafamı koyduğum zaman yarın ne olacak düşüncesi ve stresini, acaba yarın dip mi olur, taban mı olur, ne yapacak stresini yaşamamak için ben daha çok güçlü, sağlam, böyle güvendiğim hisselerde kalmaya devam ediyorum. Bugün özellikle dediğim gibi Türk Hava Yolları Emlak Konut dikkatimi çekti. Sizin de dikkatinizi çeksin, bir inceleyin. Yani şöyle bir 1,5-2 aylık pozisyonunuzu bence Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'na bir takip edilebilir diye düşünüyorum. Onu özellikle belirtmiş olarak buradan da artık alan alır satan satar ben fazla o konuya girmiyorum. Tamam arkadaşlar, hala kanalımıza üye olmayan arkadaşlara sesleniyorum. Faydasını göreceksiniz. 2 yılda 56.000 aboneye ulaştık. Demek ki faydalı olduk. Siz de abone olursanız faydasını göreceksiniz diyerekten herkese hayırlı akşamlar diliyorum.